Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik sahnesi kitabında prova sahnesi 13'ün sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Farklı yarışaplara sahip bisikletin tekerlekleri görseldeki gibi eş daire dilimlerine ayrılmıştır. Büyük tekerlek 360 cm ilerlediğinde büyük ve küçük tekerleklerin durdukları andaki görünümleri çiziniz diyor. O halde öncelikle arkadaşlar tekerleklerin çevresini bulacak olursam. Büyük tekerlek diyorum. Büyük tekerleğin çevresi 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı pi'yi 3 aldım. yarıçapımız 40 santimetre. Buradan 2 kere 3, 6. 6 kere 40 da 240 santimetre. Şimdi bir de küçük tekerleğin çevresini bulalım gençler. Evet, yarıçapımız 30 santimetre. 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. yarıçap 30. Buradan 2 kere 3, 6. 6 kere 30, 180 santimetrede küçük tekerleğin çevresi. Peki arkadaşlar. Büyük tekerlek 360 santimetre yol aldığına göre. Ben 360'ım. 240'a bölüyorum. Şöyle sadeleştirdim. değiştirdim. Bir de 12'ye bölelim. 3 bölü 2'ye yani 1.5 demektir. 1.5 tur atacağız demektir arkadaşlar. Ne yapar? 1.5 tur. Büyük tekerlek 1.5 tur atıyor gençler. Bu büyük tekerlek. Şimdi küçük tekerleğe baktığım zaman büyük tekerlek 1,5 tur attı arkadaşlar. Nerede? 240 cm döndüğünde 1,5 tur attı. Yani 360'ta 1,5 tur attı. Şöyle diyebilirim. O halde veya direkt şöyle de yazabiliriz gençler. Ayrı ayrı düşünelim. Şimdi alacağımız yol 180 cm. 360 cm küçük tekerlek 180 cm dönüyor. 360'ı... 180'e bölersem küçük tekerlekte 2 tur atar derim. Neyi gençler? Küçük tekerlek. Küçük tekerlek 2 tam tur atıyor gençler. E, tam tur attığında ne olur aslında? Şöyle düşünebiliriz. Aynı şekle gelir diye düşünelim. Bakın şu küçük tekerlek olacak. Şu da büyük tekerleğimiz olacak. Biraz aşağıdan yazayım. Evet. Şöyle dört parçaya ayırıyorum. Şimdi gençler küçük tekerlek iki tur attığına göre aynı şekil gelecek. Bakın buradaki yerler aynı olacak diyorum. Yani şu beyaz sağ alt kısmında yeşil solunda mavi üstünde kırmızı da burada olacak. Şimdi büyük tekerlek gençler bir buçuk tur atıyor. Bir buçuk tur attığı zaman bakın buradaki mavi nereye gelir arkadaşlar? Buraya gelir. O halde burası mavi olur. O halde beyaz da onunla yer değiştirir. Burada yeşil ile kırmızı da yer değiştirir. O halde kırmızı sağ alta, yeşil de sol üste gelir diyoruz. Evet görünmeleri gençler bu şekilde olur diyelim. Evet attıkları turları bulduktan sonra bu küçük tekerleğimiz bu da büyük tekerlek olur diyorum. Evet temizleyerek devam ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. Görselde verilen dönme dolap üzerinde bulunan kabinler eşit aralıklarla yerleştirilmiştir. Dönme dolabının yarı çap uzunluğu 12 metre olduğuna göre A noktasından B bulunan kabin B noktasına B noktasındaki kabinin yerine gelinceye kadar çizdiği yay uzunluğu kaç metredir? Gençler benden istediği yay uzunluğu bakın burası. Şimdi A ile B arasında 1, 2, 3, 4... 5 tane aralık var. 5 aralık var dedik. Peki arkadaşlar şimdi tamamı 360 dereceydi. 360 derece. Burada kabin sayısına baktığınız zaman aralık sayısı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aralık var. O halde ben 360'ı 12'ye bölersem her bir aralık 30 derecedir. 5 aralık ne yapar gençler? 5 çarpı 30'dan 150 derece olur. A'dan B'ye kadar. A ile B arasında 150 derecelik şöyle kalemi biraz kalınlaştırıyorum. Bakın A'dan B'ye kadar geldiğimiz yer şurası 150 derece. Şimdi gençler 150 derece ise tamamı 360 dereceyi nasıl buluyordum? 2 pi r ile buluyordum. Yay uzunluğu diyeceğim. A'dan B'ye kadar yay uzunluğu. 2 çarpı pi çarpı r tamamını veriyordu. Burada 360'da 150'de bana yay uzunluğunu verir diyorum. Şimdi pi ve re yerine yazalım. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 12 çarpı 150 bölüm 360. Şöyle sadeleştiriyorum gençler. Gittim. 12 ile 3'ü çarptım. 36. 36'lar gitti bakın. 12 ile 3 36'yı götürdü. 2 ile 15 kaldı. 2 çarpı 15'te 30 metre yol alır. A'dan B'ye kadar diyorum. Evet temizleyerek devam edelim. Evet 3'ün soruya geldiğim zaman bir balkonda bulunan duvardaki tenteyi yukarıdaki gibi eş yarım daire şeklinde fırfırlar olan bir süsleme eklenmiştir. Tentenin süsleme kısımları hariç kalan bölümleri dikdörtgen şeklindedir. Gerçek kalan bölüm dediğimiz yer Evet bakın dikdörtgen dediğimiz yer burası gençler. Evet devam ediyorum. Fırfırların birer yüzlerinin alanları toplamı 750 cm kare olduğuna göre Pentenin dikdörtgen kısmının alt kenarının pencerenin alt kenarına değmesi için perde kaç santimetre daha indirilmesi gerekir diye soruyor. Şimdi alt kısmı gençler burası. Pencerenin alt kısmı da burası. Yani benden buradaki mesafeyi istiyor diyorum. Şimdi gençler öncelikle buradaki yarıçapı bulmak istiyorum. Bakın yarıçap bulmak için 1, 2, 3, 4, 5 tane yarım dairenin alanı 750 isim. 750'yi 5'e bölüyorum. 150 santimetre kare bir tanesinin alanıdır. Şimdi yarım daire olduğu için arkadaşlar yarım daire neydi? Pi R kare bölü 2 idi. Bakın bunu 150'ye eşitlersem buradan yarı çapı bulacağım. Pi yerine 3 yazıyorum. 3 çarpı şöyle içler dışlar çarpımı yaparsam 150 ile 300 çarpı 3 r kare eşittir. 150 çarpı 2 300 yapar. Her iki tarafı 3'e bölersem r kare eşittir 100'dür. Buradan yarı çapımız 10 santimetredir. Yarı çapımız 10 dediğimiz bakın burası. Şimdi 10 da burada var. E, 60 da burası var gençler. O halde toplamda soru işaret dediğim yer 10 artı 10 artı 60'dan 80 santimetre daha indirilmelidir diyoruz. Evet 80 santimetre daha indirilmesi gerekir diyelim. E, temizleyerek dördüncü soruya geçiyorum. Bir masanın karşılık kenarlarına oturan iki arkadaştan Yağız alanı 36 santimetre kare olan mavi renkli bir kare Selim ise çevre uzunluğu 18 santimetre olan daire şeklindeki sarı renkli şeffaf kartlar hazırlamışlardır. Her ikisi daha sonra kartlarını orta bölümde üst üste koyacaklardır. Mavi renk ile sarı renk üst üste geldiğinde kesişim bölgesi yeşil renk olduğuna göre elde edilen en büyük yeşil alan kaç santimetre karedir? Şimdi gençler şöyle bir karemiz var. Bunun içerisine sarı daireyi yerleştireceğim. Bakın şöyle değdiğini düşünelim. Buradaki daire arkadaşlar üst üste gelen yerler yeşil olacak. O halde yeşil aslında bizim yeşil bölge. Dairenin alanı kadardır. Alanıdır diyorum. O halde dairenin gençler bize neyini verdi? Çevre uzunluğunu verdi. 2 çarpı pi çarpı r çevreyi veriyordu. 18 eşitse 2 çarpı 3 çarpı r 18 buradan 2 kere 3 6 r 18 ise yarı çapımız her iki tarafı 6'ya bölüyorum. 3 santimetredir. E, alan pi r kareydi. 3 çarpı yarı çapımız 3'ün karesi buradan 3 kere 9 27 santimetre kare olur. Evet arkadaşlar neyi? Dairenin alanı diyoruz. Yani yeşil bölgenin alanı da 27 santimetre karedir diyelim. Evet temizleyerek devam edelim. Evet 5. soruya geldiğim zaman düz dikdörtgen ve yarım daire şeklindeki bölümlerden oluşan bir koşu parkuru görselde verilmiştir. En içteki yarım Beyaz yarım dairenin yay uzunluğu 18 metre olup her kulvarın yarı çap uzunluğu bir önceki kulvarın yarı çap uzunluğundan 0 tam %25 metre daha fazladır. Koşucular çizgi üzerine koşmaktadırlar. Buna göre dördüncü kulvarda A noktasından B noktasına kadar ok yönüne koşan bir sporcu en az kaç metre koşmuş olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu 18 metre bakın buradaki Şöyle bu yarım dairenin uzunluğu arkadaşlar. 18 metre yarım daire uzunluğuysa 2 çarpı pi çarpı r tam bir daireydi. Yarı olduğu için 2'ye bölüyorum. Eşittir 18. Buradan içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. Buradan yarı çap bulacağız. 2 kere 18 36. 6 r eşittir. 36 ise yarı çap buradan 6 metredir. Demek ki şuradaki yarı çapımız 6 metre. Gençler 4. kulvara kadar 4 tane 0 tam %25 metre ilerleyeceğiz. 4 çarpı 0 tam %25 Evet, 4 tane yarım arkadaşlar 4 tane çeyrek 1 metre yapar diyorum. E, 6 metre de buradan var. 6 artı 1 7 metre olur. 4. kulvardaki bakın şurası 4. kulvar buranın yarı çapı 7 metredir. Peki arkadaşlar 7 metre ise şimdi buradaki uzunluk bakın dördüncü kulvarla gidiyorum. Buraya kadar geleceğiz. O halde buradaki uzunluğumuz önce bir tane yarım daire daha sonra düz olarak 16 metre. Bir tane yarım daire artı 16 metre yani düz parça diyelim. Şimdi yarı çapımız arkadaşlar 7 metre oldu. O halde yarım dairenin çevresi 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. Çarpı yarıçap bölü 2 artı. Düz olan kısımda 16. 2'ler gitti. 3 kere 7. 21 artı 16. Toplamda 37 metre. Evet. Arkadaşlar 37 metre koşmuş olur diyoruz. Ve 37 metreyi de sorumuzun cevabı olarak işaretliyoruz. Evet. Devam edelim. 7. 6. sıraya geçelim. Hamur açmayı çok seven Nazlı. Hamur açmayı başladıktan belli bir süre sonra alanı 300 cm kare olan görseldeki gibi daire şeklinde bir hamur elde etmiştir. Hamur açmayı yarıya merdanın her ileri geri hareketinde hamurun yarı çapı 2 cm arttığına göre bu andan itibaren en az kaç merdane hareketi sonunda hamurun çevre uzunluğu 120 cm olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu andaki alanı 300 santimetre kare. Buradan alan eşittir pi r kare. Bu da 300 ise buradan yarı çap bulmak için pi yerine 3 yazdım r kare eşittir 300. Her iki tarafı 3'e bölersem r kare 100'e eşitse yarı çapımız buradan 10 santimetredir. Şimdi açtıktan sonra arkadaşlar bakın şöyle daha büyük bir hamur oluşacak. Bunun çevre uzunluğu yeni hamurun çevre uzunluğu 120 santimetreymiş. Çevre eşittir. 2 pi r eşittir 120 ise. Buradaki yarı çapı bulmak istiyorum. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 120. 2 kere 3 6 r eşittir 120 ise r buradan 20 santimetre olur diyorum. Bakın yarı çapımız 10'du. 20 olmasını istiyoruz. Demek ki yarı çapın 20'den 10'u çıkartırsam 10 santimetre artması gerekir diyorum. 10 santimetre artmanı. Peki arkadaşlar her ileri de 2 santimetre artıyorsa onu 2'ye bölüyorum. 5 defa ileri geri hareket etmesi gerekir diyoruz. Evet devam edelim. 7. soruya geçelim. Mikrodalga fırını üzerindeki üzerinde görseldeki gibi daire şeklinde bir sıcaklık ayarlama düğmesi vardır. Düğme üzerinde eşit aralıklarla yerleştirilen seviye bölümleri bulunmaktadır. Düğme sağa doğru döndürüldüğünde sıcaklık artarken sola doğru döndürüldüğünde sıcaklık azalmaktadır. Düğmenin her seviye değiştirilmesinde sıcaklık 2 derece azalmakta veya artmaktadır. Buna göre sıcaklığı 14 santigrat, 14 santigrat derece olan fırının sıcaklığı önce 22 dereceye 14'ten 22 dereceye sonra 18 dereceye getirildiğinde 18 dereceye getirildiğinde düğme toplamda en az kaç derece döndürmüş olur diye sürüyor. Şimdi gençler öncelikle derece anlamında kaç derece yer değiştirdi bakalım. 14'ten 22 8 derece arttım. 22'den 18'e de 4 derece azaldı. Şimdi toplamda arkadaşlar 8, 4 daha 12 derecelik bir değişim oldu. Şimdi her değişimde arkadaşlar neydi? 2 derece azalmakta veya artmaktaydı. O halde 12'yi 2'ye bölersem 6 kademe dönme yapılmış diyelim arkadaşlar. 6 kademe dönmelidir diyorum. Yani şöyle bakabiliriz bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kademe dönmesi gerekir deriz. Peki arkadaşlar şu anda 8 tane kademimiz var. Tamamı 360 dereceydi. 360'ı 8'e bölersem 45 derecedir. 45 derece bir tanesi. Merkezden şöyle çizdiğimi düşünürsem. Bakın burası 45 derece. E 6 tanesi arkadaşlar 45 çarpı 6'dan 6 kere 5 30 elde var 3 6 kere 4 24 3 daha 27 270 derecelik dönme yapılır diyoruz. Evet 270 derece döndürülmüş olur diyelim. Evet temizleyerek devam edelim. 8. In soruya geldiğimiz zaman bir araç yardımıyla bir vida görseldeki gibi sonuna kadar sıkıştırılacaktır. Aracın 180 derece dönmesi sonucunda vida 1,5 cm sıkılmaktadır. Buna göre dışta görülen vidanın tamamen sıkılması için araç toplamda en az kaç derece döndürülmelidir diye soruyor. Şimdi gençler bakın vida buradan buraya kadar toplamda 24 cm sıkıştırılması gerekir diyorum. Şimdi 24 santimetreyi her dönmede arkadaşlar 1,5 santimetre sıkılıyorsa 24'ü 1,5'a böleceğim. Virgülden kurtarmak için 10 ile genişletiyorum. 240'ı 15'e bölersem ne olur arkadaşlar? 240 içinde 15 16 defa dönmelidir diyorum. 16 defa arkadaşlar. Bir dönmesi 180 dereceydi. O halde 180 ile 16'yı çarpmam gerekir toplamdaki dönme açısını bulmak için. 6 kere 0 0 6 kere 8 8 48 elde var 4 6 kere 1 6 4 daha 10 1 ile çarpıyorum 180 2880 derece dönmeli diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.